Merhaba kıymetli dostlarım. Bu dersimizde tarihsel sürece devam edeceğiz. Hatırlayın, en son ne yapmıştık? 1876 anayasasını yapmıştık. Kanuni Esası 2 ne demiştim? Bizim ilk anayasamızdır demiştik. Toprakları doğuda olan bir ülke ilk defa anayasa yapıyor demiştik. Sonrasında bunu meşruti monarşi olarak tanımlamalarına rağmen aslında kağıt üstünde bir meşruti monarşidir. Uygulamada mutlak monarşidir demiştik. Çünkü fesih yetkisinden, sürgün yetkisinden, işte veto yetkisinden ve yemin konumundan bahsetmiştik. Sonrasında ne yapmıştık? 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan etmiştik. 1909'da da anayasa değişikliklerini yapmıştık. Fakat dediğim gibi tarihsel süreçte bakın orada bir 30 yıl kaybettik. İstibdat döneminde kaybettik. Tam toparlayacaktık. Yeni gelişmeler arka arkaya geldi. Ne gibi gelişmeler? 1911'de bir Trablusgarp yaşadık. Trablusgarp neyin sonu, yani neyi doğurdu bir nevi? Balkan Savaşları'nı. Balkan Savaşları neyin gerekçelerinden gösterilir? Dünya Savaşları'ndan. Dünya Savaşı'da ne oldu zaten? İmparatorlukları sona erdirdik. Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın, böyle derler zaten. İmparatorlukları bitiren savaş derler. Osmanlı İmparatorluğu da orada bitti. Ve yeni bir devletin kurulması yönünde destansı bir mücadele doğdu. Kuvayi Milli Hareket. Şimdi tam o dönemde, tam o fasılda elimizde iki tane hükümet vardı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Anadolu hükümeti, padişah ve yanındakilerin kurduğu İstanbul hükümeti. İki hükümet. Şimdi hangisiyle temas kuracağız? Yani biz batılı bir ülke olsak hangisiyle temas kuracağız sorusu akılları karıştırıyordu. Burada kozlar İstanbul hükümetinin elindeydi. Çünkü ne diyordu İstanbul hükümeti? Gerçek devlet benim. Bak, benim bir anayasam var. Kanuni Esası diyor. Benim bir anayasam var. Benim dediğimiz gibi bir meclis yapılanma kültürüm var. Meclis umumi diyor. Karşıdakilerin neyi var diyor. Bir meclisleri mi var? Bir anayasaları mı var? İşte bu eleştiri batılı ülkelerde de karşılık buluyordu. Yani sanki bir isyankar topluluk gibi gözüküyordu Mustafa Kemal ve arkadaşları. Orada Atatürk dedi ki, evet, bu kozu ellerinden almalıyız. 1920'de ne yaptık? Bu yüzden meclisi kurduk. 1921'de de bir anayasa yapıldı. 1921 Teşkilat-ı Esasiye. Bakın, bu anayasayı eleştirenler şu şekilde eleştirirler. Ya işte çok kısa bir anayasa, çok çerçeve bir anayasa, çok böyle hazırlanmış olmak için hazırlanan bir anayasa, şöyle eksiği var, böyle eksiği var. Ama kaçırdıkları nokta şu kıymetli arkadaşlarım. Zaten bu anayasanın yapılma sebebi elimizde bir anayasa var mı var dedirtmek içindi. Yani İstanbul hükümetinin söylediği bak bizim bir anayasamız var, bir meclisimiz var, onların neyi var şeklindeki eleştiriyi, şeklindeki savı yıkmaktı aslında. Bu yüzden buna böyle eksikleriyle vesaire yaklaşmak çok da uygun bir analiz mantığı olmaz. Çünkü 1921 anayasası zaten bir savaş dönemi anayasası. Hani bir geçiş dönemi anayasası. Birazcık buna bakmak lazım. Peki, bakın yine ezberlemiyorsunuz. Mantığını anlıyorsunuz. Şöyle bir düşünün. 1921'de elimizdeki tek yapı ne? Meclis. Bugün hala Ankara'da Ulus'ta olan o eski meclis binası. Tek yapımız o meclis. Şimdi buna bakıldığında, bu meclise bakıldığında hangi hükümet modelini kurabilirsin ki? Zaten padişaha karşı savaşıyorsun, monarşi olmaz. Parlamenter sistemi yapılandıracak bir kurul, heyetin vesairenin bir şeyin yok. Daha o noktada değilsin. Başkanlığı veya işte atıyorum yarı başkanlığı reddediyorsun zaten. O zaman elinde iki şey kalıyor. Ya parlamenter ya meclis hükümeti. Kurul oluşturamıyorsun mecburen. Elimizdeki tek yapı sadece meclis olduğu için hangi hükümet modeliydi? Meclis hükümetiydi. Mecburi bir şekilde yalnız. Hani bu bir nevi seçim değil, zorunluluktu. O kısma dikkat ediyoruz. Peki meclis hükümetinin en önemli özelliği neydi? Meclis hükümeti olduğuna göre nasıl bir tavrımız olmalı? Kuvvetler birliği anlayışımız var. Eğer böyle bir noktadaysak kuvvetler birliği mecburen bizim için olacak. Peki bunu da aldık, kenara attık kuvvetler birliğini etti ki. Üçüncü bir noktayla gelelim isterseniz. Şimdi meclis hükümeti sistemi olmuş, kuvvetler birliği var. Çok kısa bir anayasa, çok az maddeden oluşan bir anayasa. Bu kadar az maddeden oluşuyorsa ve temel şeyleri söylüyorsa nasıl bir kurgusu vardır? Çerçeve bir anayasa. Çerçeve bir modelimiz var. Bu da tamam. Şimdi
Öyle bir anayasa ki bakın top sesleri Polatlı'dan duyuluyor demiştik. Yani düşman çok yakında. Hızlı karar almamız gereken bir süreç. E şimdi anayasa türlerinden bahsettim ben size, hatırlayın. Sert yumuşak anayasa dengesinde. Kanunlarla aynı şekilde değiştirilebiliyorsa anayasalar ne demiştim? Yumuşak. Farklı usullerle değiştiriliyorsa, özel değiştirme prosedürleri varsa sertti. Şimdi bak top sesleri Polatlı'dan duyuluyor diyoruz. Düşman dibe girmiş. Tam o esnada yok anayasayı değiştirmek için 1/3 teklif arıyoruz, 2/3 kabul, yok gizli oy falan, bunlar uğraşacak vakit mi? Hızlı kararlar almamız lazım değil mi? Prosedürü falan bir bırakmamız lazım. İşte bu yüzden bu anayasa kanunlar nasıl yapılıp değiştiriliyorsa aynı prosedürle yapılıp değiştirildiği için nasıl bir anayasadır? Yumuşak bir anayasadır. Bir diğer haliyle yumuşak bir anayasa. Peki sistemin zaafları var mı? Ya illaki var. Yani 1921 anayasasını çok böyle üst düzey bir kurguda geliştirmedik zaten. İllaki var. Ama sıkıntımız şurası bak. Mesela ne gibi zaafları var? Bir defa birçok şeyden, o kadar kısa bir anayasa olmasına rağmen, birçok şeyden bahsetmesine rağmen yargıdan hiç bahsetmemiş. Yargı yok. Yani yargı kısmı düzenlenmemiş. Zaten bazen tarihçi arkadaşlarım şunu söyler, siz de denk gelirsiniz. Mesela derler ki çift anayasalı bir dönem uygulandı. Bu ülkede çift anayasalı bir dönem uygulandı. Hani hem 1921 oldu hem de 1876 uygulandı. Sebebi şu arkadaşlar. 1921'de yargı ile ilgili hükümler olmadığı için 1921'in yargı ile ilgili kısımları neyle tamamlandı? Kanun esasıyla tamamlandı. Yani kanun esasının yargı ile ilgili kısımları hala yürürlükte kaldı. Burası ondan bahsetmediği için. Peki diyeceksiniz ki ya hocam yargıya dair niye birkaç satır bir şey söylememiş İstiklal Mahkemeleri? Onların hareket kapsamını geniş tutabilmek için sınırlandırıcı bir hükmün konulması istenmemiş. Bu yüzden yargıya dair bir hüküm barındırmıyor. Bu yüzden de kanun esaslı hükümler yargısal anlamda, yargı ile ilgili kısmı anlamda devam ediyor. Yani çift anayasalı bir dönem denme sebebi 21'in yargı ile ilgili kısımlarının olmaması, kanun esasının bu boşluğu doldurması. Sebebi tamamen bu. Yerel yönetimlerden bile bahsediyor 1921 ama dediğimiz gibi yargıdan bahsetmiyor. Ve nasıl bir kural getiriliyor? Seçimler 2 yılda 1 diyor. Yani oradaki ana esprine seçimler 2 yılda 1 yapılacak. Şimdi bunların hepsi iyi güzel. Burada bir problemimiz yok. En önemli kısma geldim şimdi. Bak, en önemli fasıldayız. Diyor ki burada, yani 1921'in dikkat çekici yanı nedir deseniz şunlar zaten bildiğimiz hükümler. Egemenlik milletindir hükmü getiriliyor. Bakın aşırı önemli. Hatta konuştuğumuz gibi 1921'in en önemli yeri. Egemenlik milletindir diyor. Şimdi bak, padişahlık veya monarşi algısıyla yüzyıllarca yönetilmiş bir ülkeye romantik bir sav, romantik bir iddia ortaya koyuyorsun. Diyorsun ki, sen artık tebaa değilsin kardeş. Sen nesin? Sen bildiğin artık kendi yönetimini belirleyebilecek bir halksın diyorsun. Şimdi İstanbul hükümetiyle Anadolu hükümeti şimdi eşit şartlarda karşı karşıya. Şimdi ne diyor? Anadolu'nun vaatlerine bak. Benim arkamda durursanız tebaa olmayacaksınız. Halk olacaksınız, yönetiminizi kendiniz belirleyeceksiniz diyorsun. İlk dediğin bu. Bunu bir söylüyorsun. Bu içeriye, halka verilmiş mesaj. Milli egemenlik. Dışarıya ne diyorsun? O dönem milliyetçilik akımı ön plana çıkıyor. Diyorsun ki ulus devlet kavramını ben aynı sizin anladığınız gibi anlıyorum diyorsun. Yani ulus devlete dair görüşlerim sizinki gibi diyorsun. Çünkü tam o dönemde neler bitiyor? Artık böyle imparatorlukların bitip böyle milliyetçilik akımının patladığı dönem. Peki sen dünyaya ne diyorsun? Egemenlik milletindir. Milliyetçi bir vurgu yapıyorsun. Şimdi Avrupa'daki o genel konjektüre uygun bir madde. E yerel halka ne diyorsun? Artık tebaa değil halksın. Yönetimi sen belirleyeceksin diyorsun. İşte bu maddeyle içerinin de desteğini alıyorsun. Dışarının da desteğini alıyorsun. Yani hem iç hem dış destek alıyorsun. O kısma dikkat. Bu yüzden 21'in en önemli hükmü burasıdır arkadaşlar. Peki 21'de değişiklikler oldu mu? Evet. Ne zaman oldu? 1923'te oldu. 1923'te malumunuz neyi ilan ettik? Cumhuriyeti ilan ettik. Lakin burada
Bir tek şeyi bilmeniz çok faydalı olacaktır. Bu çok atlanır çünkü hem medya kültüründe hem derslerde vesaire. Cumhuriyet 1923'te ilan edildi. Ama unutmayın. 1923'te ilan edildiğinde devlet şekli değil, hükümet şekliydi. Bak altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet 1923'te ilan edildiğinde devlet şekli değil, hükümet şekliydi. Aşırı önemlidir bak. O noktaya dikkat. Hükümet şekliydi. 1924'ten itibaren Türkiye devleti bir cumhuriyettir yazıyordu. 23'te Türkiye hükümeti bir cumhuriyettir yazıyordu. Bu yüzden bizim cumhuriyeti devlet şekli almamız 24'ten beri. Ha, cumhuriyet bu ülkede ne zamandan beri var derseniz 23'ten beri. Ama altını çiziyorum. 23'te devlet şekli değil, hükümet şekliydi. Bu birimiz. Cumhuriyeti bu noktada bir belledik. Bu bir. İkincisi, şimdi padişah kurgusunun önüne geçiyoruz. Bak, padişah saltanat ikilisinin önüne geçeceğiz. Saltanat kavramının bu manada önüne geçtik cumhuriyetle. Padişahın yerine de halk iradesinin belirlediği vekiller tarafından seçilen bine gelecek cumhurbaşkanlığı makamı gelecek. Bir diğer noktamız da bu. Yani padişah saltanat ikilisinin yerine cumhurbaşkanı cumhuriyet ikilisi geldi. Bakın, burada da cumhuriyetin ilanı aslında kademe kademe kendini gösteren bir süreç. Yani cumhuriyet aslında kademe kademe gelmiş. Bak şimdi. Şimdi bir kronolojik tespit yapalım sizle. 1921'de sen ne yaptın? Yani 1921 Anayasası'nın en önemli hükmü neydi? Milli egemenlik. Yani dedin ki egemenlik milletindir. Bu bir. 1 Kasım 1922'de ne dedin? Saltanat kaldırılmıştır dedin. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır dedin. Orada da kanunda şöyle bir madde geçiyor. Yani onun orijinal metnini çok okumuyorlar vesaire benim gördüğüm kadarıyla. Diyor ki saltanat 1922'de çıkarılan bu kanunla 1920'den beri kaldırılmıştır diyor. Yani şunu diyor bak kanunu yapanlar. Ben aslında saltanatı 1920'den beri tanımıyorum. Ama bunu ilk kez 22'de söylüyorum diyor. Peki 1920'de ne oldu? Meclis açıldı. Peki 1920'de açılan meclisin adı neydi? Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bak şimdi. Hiç de öyle cumhuriyet bir gecede falan gelmedi. Bak. 1920'de bir meclis kuruyorsun. Adı Millet Meclisi. 1921'de bir anayasa yapıyorsun. En önemli hükmü milli egemenlik. 1 Kasım 1920'de bir kanun çıkarıyorsun. 1920'ye atıf yaparak ne diyorsun? Saltanat kaldırılmıştır diyorsun. Üçünü bir topla bakayım alt alta. Senin 1923'te neyi ilan edeceğin belli değil mi zaten? Kademe kademe gelmiş bak. Süreç bizim için kademe kademe gelmiş. Oraya dikkat. İşte bu yüzden cumhuriyetin ilanı aslında uzun vadeli ve hesaplanmış bir şeydir. Peki 1923'te cumhuriyet ilan ediliyor ve hükümet şekli olarak ilan ediliyorduk. Şimdi yine bir konjektürü okuyalım. Bakın ezberlemeyin. Tarih de aslında bir neden sonuç ilişkisi içinde olduğu için bir mantık bilimidir. Bak, savaş döneminde bir anayasa yapıyorsun. Hükümleri çok kısa ve dar ama bir millet vurgusu var. Daha sonra cumhuriyeti ve cumhurbaşkanlığı makamlarını tahsis ediyorsun. Tamam. O geçiş dönemini bir şekilde idare ediyor musun? Evet, bir şekilde idare ediyorsun. Geçiş dönemini sağladı. Artık adam gibi bir anayasa yapma vakti geldi. O anayasada ne olacak bizim için? 1924 Teşkilat-ı Esasiye. Bak, geçiş dönemini yaptık, cumhuriyeti ilan ettik, artık dedik ki düzgün bir anayasa yapalım. Şimdi bak, birinci maddesi. Demin ne demiştim? Cumhuriyet ilk ilan edildiğinde hükümet şekli cumhuriyettir diyor demiştim. Birinci maddesi bunu değiştirecek. 24'ten itibaren neydi? Devlet şekliydi. Bu yüzden Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Hükmü belirleniyor. Yani cumhuriyet artık bir hükümet değil, devlet rejimi. Tamam mı? Onu bir belirlemiş olalım. Ve bu madde ne değerinde? Değiştirilemez değerde. Değiştirilemez değerde ve normal bir anayasadan daha normal bir kanundan daha farklı değiştirilebildiği veya hiç değiştirilemediği için 1924 nasıl bir anayasa? Sert. Ne demiştim ben hatırlayın? Bir anayasa kanunlarla aynı usullerle değiştiriliyorsa yumuşak bir anayasa demiştim.
kanunlardan daha zor veya farklı usullerle değiştiriliyorsa serttir demiştim. Bırak daha farklı ve daha zor değiştirilmeyi. Değiştirilemez maddeleri var. Bırak onu, değiştirilemez maddeleri var. Bu yüzden nasıldır? Sert bir anayasadır. Çok fazla madden oluşuyor ve maddeler yine detaylı. Bir 82 gibi değil ama 21'e göre de yine detaylı. Bu yüzden nasıl bir anayasa? Kazuistik bir anayasa. Zaten burada, yani detaylı bir anayasa. Zaten burada şunu diyebiliriz bakın. Bunu unutmayın. Bizim tek çerçeve ve yumuşak anayasamız var. Hangisi? 1921 anayasası. Bizim ikinci bir yapılanmamız yok bu manada. Tek bir çerçeve ve tek bir yumuşak anayasamız var. Oraya lütfen dikkat ediyoruz. Peki, bunu kabul ettik. Kazuistik bir anayasa dedik. Şimdi hükümet modeline gelince. Bakın, Mustafa Kemal hep şunu savundu. Parlamenter sistem dedi. Parlamenter sistemle geçiş yapmamız lazım dedi. Ama şu dönem elindekilerle en iyi oynayabileceği yer neresiydi? Meclis hükümeti. Bu yüzden parlamenter sistem atfı ön plandaydı burada. Dedi ki artık parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Ama meclisteki muhalif bir grup ne dediler? Hayır, mevcut sistemde devam edeceğiz dediler. Yani şunu demeye çalışıyorum. Parlamenter sisteme geçiş yapalım diyen bir görüş var. Hayır, meclis hükümeti devam edecek diyen bir görüş var. Ve bu yüzden 1924'te hem meclis hükümetinden hükümler oldu hem de parlamenter sistemden hükümler oldu. Her iki hükümet modelinden de hükümler barındırdığı için nasıl bir anayasa, nasıl bir hükümet modeli? Karma hükümet anlayışı. Çünkü parlamenterden de var, meclis hükümetinden de var. Hatta bunu ne olarak tanımlarlar yayınlarda falan? Kuvvetler birliği, görevler ayrılığı derler. Hem meclis hükümetinden hem parlamenter sistemden hükümler barındırdığı için. Bu noktaya dikkat. Peki, 1924'ün ilk hükümleri bunlardı. Ama bakın, 37 yıl boyunca yürürlükte kalmış bir anayasa var. Bir anayasa, bak 82 bile henüz o kadar değil. 37 yıl boyunca yürürlükte kalırsa ister istemez ne olur? İster istemez çok fazla değişikliğe uğrar. Çünkü niye? Dünya değişecek, haklar değişecekler, temel hakların yeniden düzenlenmesi gerekecek, mecburen değişecek. Bu yüzden de çok fazla değişikliğe uğramış bir anayasa. 1924 Anayasası ne gibi değişiklikler? Bakalım şimdi. Ne diyor 1928'de? Bakın, burada şöyle söyler geçerler. İşte devletin dini İslam'dır, çıkartıldı der geçerler mesela. Bunu biraz geniş yorumlamamız lazım. O noktaya ne olur dikkat. Devletin dini İslam'dır, çıkartıldı doğru ama bu kadar dar düşünmememiz lazım lütfen. Daha doğru yaklaşım şu olacak. Anayasadan dini hükümler çıkartıldı. Bak, devletin dini İslam'dır değil. Tüm dini hükümler. Mesela yemin metninde işte bağlı kalacağıma vallahi billahi yemin ederim. Aynen böyleydi. O vallahi billahi ifadesi dahi çıkartıldı. Bu yüzden biz bunu akademik olarak yorumlayacağız ve ne diyeceğiz? 1928'de dini hükümler çıkartıldı. Hatta bu daha sonra neyle desteklendi? 1937 ile 37 içinde şunu söylerler biliyorsunuz. Bak, 28'de devletin dini İslam'dır çıktı, laiklik girdi der. Olaya çok yüzeyden bakarlar. Oradaki espri bu. Çok yüzeysel bir yorum yaparlar. Halbuki bunu geniş yorumlamak lazım. Sadece devletin dini İslam'dır değil, tüm dini hükümler çıkartıldı. 37'de de sadece laiklik değil, 6 ok anayasaya girdi. Tamam, oraya dikkat. Sadece o laiklik değil, 6 ok anayasaya girdi. Bu kısma da dikkat. İşte temel birbirini destekleyen değişiklikler bunlar. Burayı belirleyelim. Peki burada bir de seçilme iradesiyle alakalı bir periyot var. Nedir onlar? 1930-1933-1934 değişiklikleri. Bir de bunlar var. Ne onlar? Seçme seçilme hakkındaki gelişmeler. Ne diyor orada? Belediye seçimleri, yani kadınlarımıza o seçme seçilme noktasındaki irade, belediye seçimleri, muhtarlık seçimleri ve vekil seçimleri düzeyi. Hatta tarihçiler bunu kodlarlar. Baş harfleriyle kodlama falan yaparlar. BMW falan derler. Mesela oradaki fasla çok bizim tarzımız değil.
biz elit bir tarzımız olduğu için onlara çok girmiyoruz o fasla. Şimdi bak, bu ne? Buradaki vurgu ne? Belediye, muhtarlık, vekildeki irade ne? Bak şu. Şimdi yerel yönetimlerde kadınlarımıza seçme seçilme hakkı tanınıyor. Ama burada öğrencinin kafası şu. Ya hocam diyor, bak iyi diyorsun, hoş diyorsun da muhtarlık da yerel yönetim. Onu niye biz 3 yıl sonra kabul ettik? O da şu. Yerel halkın köylerde vesairede kadından muhtar olmayacağına dair genel bir inancı ve buna dair genel bir tepkisi oluşuyor. Yani Atatürk'e ciddi muhalif bir tavır oluşuyor anlamda. İşte köylerdeki o direnci ilk başta kıramadığı için muhtarlık ilk başta bu yasadan çıkartılıyor. 3 yıl uğraşılıyor böyle bir halkı iknaya, kadının işte her kademede görev yapabileceğine dair. Böyle bir çaba sarf ediliyor. 3 yıl sonra kabul ediliyor burası. Tamam? İşte seçme seçilme haklarına ilişkin düzenlemeler de bunlar bu yüzden. Peki, sonrasında biliyorsunuz 38'de Atatürk vefat ediyor. Sonrasında bir İnönü dönemi var. Orada süreç nasıl gelişiyor? 1945. Şimdi 1945'te dil Türkçeleştiriliyor. Teşkilat-ı Esasiye demiyoruz artık. Ne olarak tanımlıyoruz? Anayasa diyoruz. Yani teşkilat-ı esasiye değil, anayasa şeklinde ifade ediyoruz oradaki vurguyu. İşte o anayasa vurgusu nereden geliyor onu bir konuşalım. Yani dil modernleştiriliyor. Oradaki kültür modernleştiriliyor. 45'te bu. 45'te Demokrat Parti de kuruluyor. Şimdi burada ne olur şu noktaya dikkat. Tamam, dil Türkçeleştirildi, Demokrat Parti kuruldu. Ama ne olur şunu yapmayın lütfen. Dilin Türkçeleştirilmesi ve esas gelişme Demokrat Parti'nin kurulmasını bazen yanlış yorumlayabiliyorlar yayınlarda. Çok partili hayata geçişi 45 gösteren yayınlar var, aman diyeyim. Yani birden fazla partinin var olması bizim çok partili hayata geçtiğimizi göstermez. Çünkü Demokrat Parti'den önce de CHP dışında partiler vardı. Terakkiperver, Serbest Fırka, bunlar vardı zaten. Bu sebeple Demokrat Parti'nin kurulması olayı başlı başına çok partili hayata sürüklemez. Ne yapılması lazım? Seçim yapılması lazım. Bu yüzden de 45'te çok partili hayata geçmiyoruz. 45'te dil Türkçeleştiriliyor ve Demokrat Parti kuruluyor. Bu. 1946'da çok partili hayata geçiyoruz. Lütfen oraya dikkat. 1946'da çok partili hayata geçiyoruz. Tamam? Bu önemli bizim için. Ve 46'da biz çok partili hayata geçtiğimizde seçim yapılıyor çünkü. Sebebi burası. Seçim yapılıyor ve orada bir şey kaldırılıyor. Hani kanun esasında ben bahsetmiştim. Çift dereceli seçimler vardı. Halk önce elit bir grup seçiyordu. Elit grup milletvekillerini seçiyordu. O kaldırılıyor. Yani 46'da biz ne yapıyoruz? Çok partili hayatın dışında tek dereceli seçime geçiyoruz. Orası bir. Bunu bir kabul ediyoruz. Daha sonra 1950 periyoduna bir bakalım. 1950'de ne yapıyoruz biz? Artık Demokrat Parti iktidara geliyor. İktidarı el değiştiriyor. Burada da yine belli anayasa değişiklikleri gündeme geliyor. O da neler? Gizli oy ilkesiyle açık sayım ilkesi. Gizli oy, açık sayımda ne oluyor? Bizim için anayasal değişiklik olarak artık seçim sistematiğindeki yerini alıyor. Daha sonra dil Türkçeleştirilmişti hatırlarsınız 1945'te. Ne oluyor? 1952'de dil tekrar eski haline geliyor. Yani 45-52 arası biz anayasa dedik. 52'den sonra yine tekrar teşkilat-ı esasiye demeye başladık. Tamam? İşte bir Demokrat Parti iktidarı süreci. Sonra bu iktidar biliyorsunuz trajik bir şekilde son buluyor. 27 Mayıs 1960 darbesiyle ve o darbeyle malumunuz bir anayasa vücuda getiriliyor. Şimdi buraya kadarki süreçte bakın. 1921'de bir savaş dönemi anayasası yapıyoruz. Meclis hükümeti sistemi var. Yani elimizdeki tek yapı meclis olduğu için mecburen bu hükümet sistemini kabul ediyoruz. Yasama yürütme birleştiği için, hatta istiklal mahkemelerini düşünsen yargı bile birleştiği için nasıl bir mantıkta? Kuvvetler birliği var. Çok az madden oluşuyor ve maddeler çok kısa. O zaman ne oluyordu? Çerçeve bir anayasa. Aynı anayasa kanunlarla aynı şekilde değiştirilebildiği için yumuşak bir anayasa. Yargıdan bahsedilmemiş. Kanun esasının yargıyla ilgili hükümleri devam ediyor. Bu yüzden çift anayasalı bir dönem olarak tanımlarlar. Seçimler 2 yılda bir yapılıyor. Ve en önemli hükmüne egemenlik milletindir diyoruz.
1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor ama ilan edildiğinde devlet şekli değil, o çünkü 24'te olacak, hükümet şekli burada. Cumhuriyet'in ilanı belli bir gelişmenin sonucu, 20'de meclis, millet meclisi, 21'de milli egemenlik, 22'de saltanatla ilgili kanun. Cumhuriyet ilan edildiğinde saltanat boşa çıktığı için, tek adamlık kavramı boşa çıktığı için devlet başkanı konumunu neyle izah ediyoruz artık? Cumhurbaşkanlığıyla. Bir geçiş dönemini öngördüğü için daha sonrasında ne yapıyoruz? Yeni bir anayasa yapıyoruz. 1924 Anayasası. 1924 Cumhuriyeti devlet şekli olarak düzenleyen bir anayasa ve bu madde, birinci madde değiştirilemez bir metin. 24, 61 ve 82'nin ortak birinci maddesi zaten. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 24'ten beri aynı. 82'de de vesaire de aynı. Kanunlardan daha farklı usulde değiştirilebildiği için sert bir anayasa. Uzun ve detaylı olduğu için en azından 21'e göre kazuistik bir yapıda hem meclis hükümetinden hem parlamenter sistemden hükümler barındırdığı için karma hükümet modeline sahip. Peki 37 yıl yürürlükte kaldığı için yapı itibariyle çok fazla değişikliğe uğramış. En temel değişikliklere, vatandaşlık bilgisi dahilinde en temel değişikliklere bakacak olursak 28'de dini hükümler çıkartılıyor anayasadan. Tamam. Daha sonra ne yapıyoruz? 6 ok anayasaya giriyor. Yani 28'deki bu değişiklikler neyle tamamlanıyor? 6 okun anayasaya girişiyle izah ediliyor. 1930'da, 33'te ve 34'te kadınlarımıza verilen siyasi hakların kronolojik gelişimi var. Belediye düzeyinde, muhtarlık düzeyindeki ikisi de yerel yönetim. Daha sonra da ulusal düzeyde, milletvekili düzeyinde siyasi haklar tanınıyor. 45'te dil Türkçeleştiriliyor ama 52'de geri alınıyor. Tekrardan teşkilata esasiye ediyoruz. 61'den itibaren hep anayasa diyeceğiz o periyottan sonra. 46'da çok partili hayata geçiyoruz. Demokrat Parti 45'te kuruluyor ama seçimler 46'da yapıldığı için çok partili hayata burada geçiyoruz. Seçimler nasıl? Tek dereceli yapılıyor. Artık çift dereceliden tek dereceli iniyoruz. Ve 1950'de gizli oy açık sayım ilkelerinde ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Tamam? İşte bizim 82'den artık bir önceki anayasamıza geldik. Nereye? 61 anayasasına geldik. 61 anayasasını inceleyeceğiz. Ama onu nerede? Bir sonraki videoda inceleyeceğiz kıymetli arkadaşlarım. Bugün de bizle kaldığınız için, bu süreci bizle takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetle kalın.